Evet, Fenerbahçe Rize. Rize deplasmanından 3-1 ile galip ayrıldı. İlk yarısı çok kötü geçen maçın ikinci yarısında goller ardı ardına geldi. Ya İsmail Kartal'ın yaptığı değişiklikler işi değiştirdi. İlk yarıda hiç de iyi oynamayan Fenerbahçe, sahaya ve zemine uygun oynamayan Fenerbahçe ikinci yarıda golleri buldu. Evet Kral, söz sende, seni dinliyoruz. Buyur. İyi akşamlar, İzmir'deyim. Dün geldim, yarın döneceğim Allah izin verirse ve yarın da buradan söyleyelim Samsun maçını artı Galatasaray maçını maç sonrasında yayınlarımız tam hızıyla devam edecek. Bu akşama gelince evet bu akşam Rizespor için önemli, özellikle Fenerbahçe için daha önemli bir maçtı diye düşünüyorum. Ama baktığımız zaman taktiksel hatalar yapan, sahada muhallebi çocukları gibi oynayan, pas hastalığı, pas manyaklığı olan bir Fenerbahçe vardı. Arkadaşlar, yani böyle havada zeminin su altında olduğu, topu vurduğu zaman gidemediği pozisyonlarda sen tek pas yaparsan, pas manyağı olursan, pas 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 devam edersen skoru bulamazsın, pozisyon bulmakta güçlük çekersin, zorlanırsın, golü de yersen artık nasıl çıkarılacak diye bin defa Kral. düşünürsün. Evet. Kral. Hemen ben bir Hava zemini. şartlarına göre zemin ve hava şartlarına göre oynamayan bir Fenerbahçe vardı. Bu da Fenerbahçe'nin oyununu etkiledi. Evet ama nasıl oynanacağını bilmeyen Fenerbahçeli futbolcular vardı. Bu da skorun Rizespor'un aleyhine dönmesi sonucu getirdi ama ikinci yarı bambaşka bir Fenerbahçe olduğunu kabul edelim. Sahanın durumu için ne diyorsun Kral? Yani bu lige yakışıyor mu bu sahalar? Ne diyorsun? Yani Bu sa haddinden fazla güzel. Şimdi bu sahaya haddinden fazla yağmur düşmüş belli. Yani metrekareye bayağı büyük boyutta bir yağmur düşmüş. Her yerde değil ama birçok bölümde çimler suyun altındaydı. Yani bu havalarda top oynamak zordur. Pas yapmak yanlıştır. Çok pas yaparsın ama İstediğin yerlere o pasları atamazsın. En güzeli şuydu. Birinci bölgeden ikinci bölgeye kaldır. Dönen topları kazan. Vur şut. Yandan orta yaptır. Yeterli. Yani böyle pas pas yaparsan seni de pas paslarlar. Fenerbahçe'de olsan, Galatasaray'da olsam böyle bir sahada böyle bir oyun gereksiz ve saçmalık. Nitekim ikinci yarıdaki hamleler Fenerbahçe'nin kazanmasına neden oldu.